Binance'ın 57 altcoin'i içeren hizmet durdurma kararı hakkında konuşacağız. Bu şekilde bir haber var. Genel hatlarıyla bir bakalım neymiş ne değilmiş. Binance 57 altcoin için açıkladı. Bu hizmetler duruyor. Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Binance kısa süre önce yaptığı bir duyuruda birkaç işlem çifti için spot trading post hizmetlerini durdurma kararını açıkladı. Bu değişikliğin 29 Eylül 2023 tarihinde sabah saat 5'te yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu altcoin projeleri için trading post servisini durduruyor. Binance açıklamalar yap diyor. 57 parite için spot trading post hizmetleri 29 Eylül'de duracakmış. Etkilenen çiftlere şöyle bir bakalım. Airbnb, yani zaten Airbnb paritesi niye var? Hani niye böyle şeyler açıyorlar? Onu da çok enteresan geliyor bana. Yani tabii BNB'ye dönüşüm kaydedebilmek için olabildiğince kendi altcoin'lerine geçiş sağlayabilmek açısından, el açmak açısından, fakat ne bileyim çok mantıklı bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Ev bu arada çok kalitelidir. Ergo BUSD diyor. Devamında Algo'dan bahsediyor. Algo'nun BNB paritesi kalkıyormuş. Gerekliydi. Algo da bu arada gayet iyidir. Özellikle uyum açısından çok sağlam projelerden bir tanesidir. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Atom da öyle mesela. Atom da bayağı sağlam. Devam edelim. Alpaka, Alpa varmış. Ondan sonra BNX. Ya BNX sonradan çok kötü patladı. Ben başlarda aslında sevdiğim bir altcoin'di. Ama sonradan iyice dipsiz bir kuyuya doğru gitti ki enflasyonu aslında kendileri istedi de diyebilirim yani. Dolayısıyla yapacak çok fazla da bir şey yok bu noktada. Dar'ınki kalkıyormuş. Evet. Dar da bir zamanlar çok ileri noktada hareket eden bir coin'di. Fakat GameFi projelerini hep söylüyorum. GameFi projelerine güven olmayacaktır. İyi kripto paralar çıkmayacaktır GameFi projelerinin içerisinden. Çünkü enflasyona yani koşuyorlar. Korkunç bir enflasyon ihtimali var. Sürekli ödül dağıtımı, ne bileyim sürekli çok yüksek faiz oranları falan kurtarmaz, olmaz. Devamında PhilBNB, yine Phil de çok sağlam bir. Tabii hepsini söylemiyorum burada, bakın bir etkilenecek olanlardan konuşmak lazım. Bir de iyi olduğunu düşündüğüm altcoin'lerden bahsediyorum ki genel olarak burada haberde toplanmışken hızlı bir geçiş yapabilelim. Phil de çok sağlamdır. Biliyorsunuz şu an dünya genelinde zaten yapay zekalarda korkunç bir furya var. Bu şartlar altında tabii ki veri her şeydir. GTC'den bahsediyor, Hard'dan bahsediyor. Çok bu iOS'tunki kalkıyormuş. iOS'u da severim. Loka mesela, bak. Loka'da da sorun olacaktır. Yine bir GameFi projesidir. Sorunlu bir aslında kripto para birimidir. Çünkü bir noktadan sonra bu tarz projeler patlıyorlar. Loka ya da Dar. Ne ilk ne de son olur bunlar. Mbox, yani ben açılım yapacağını düşünüyorum tekrar. Bence potansiyelli bir Metaverse projesi. Mina da iyidir. En hafif blockchain yapısıdır biliyorsunuz. Hız konusunda iyidir. Ölçeklenebilirliği fena değil. Ama güvenlik konusunda sürekli eleştiriye maruz kaldı. Bu saate kadar hiçbir sorun yaşamadılar aslında. Bazı irili ufaklı durumlar haricinde. Bence bu da bir başarıdır diyebilirim. O yüzden Mina'dan da benim bu sezon beklentim var. Ocean bu listenin en ilerinden bir tanesi muhakkak. Çok sağlam bir yapay zeka projesidir. Ocean, GRT, FED, Agix, bu tarz projelerde bulunmak yatırımcıyı sezon içerisinde en az birkaç sıfır öne götürecektir diye düşünüyorum. O yüzden sağlam. Başka işlerinde böyle önemli güzel, yani Sand bu sezon kullanılabilir. Alınabilir, alınmasa da olur. Yani Sand'a sıra gelene kadar çok fazla altcoin var. Çok popüler ama popülaritesini ben çok hak ettiğini düşünmüyorum Sand'ın genel hatlarıyla. Başka bakalım, çok önemli. Zilliqa var. Zilliqa da çok önerdiğim bir altcoin değil. Bu haber ne anlama geliyor?
Bu haber spot alım satım botları ile bu çiftlerde alım satım yapan kullanıcılar arasında endişe yaratsa da Binance kullanıcıların platformda bulunan diğer alım satım çiftlerinde spot alım satım botlarını kullanarak bu varlıklarla alım satım yapmaya devam edebileceğini vurguluyor. İşin önemli konularından bir tanesi yine geldik teminat noktasına. Tabii Binance'ın yapmış olduğu bu bunları kaldırıyor olma sebeplerinden bir tanesi zorlu ekonomik içerisinde bulunduğu finansal durumlardan kaynaklı olacaktır. Buna da dikkat etmek lazım. İlerleyen süreçte, gelecek haftalarda, aylarda vesaire Binance çok daha sert parite kaldırımlarında bulunacaktır. Benden söylemesi. Ayrıca diyor geçiş sürecinin parçası olarak Binance yukarıda belirtilen spot alım satım çiftleri için bekleyen tüm grid emirlerini belirtilen saatte otomatik olarak iptal edecek. Ayrıca bu çiftler için spot trading bot hizmetleri Binance kullanım koşulları da dahil olmak üzere Binance'ın hüküm ve koşullarına uygun olarak devre dışı bırakılacaktır. Ya şunu söylememe gerek yok herhalde ya. İnşallah yoktur. Tamamen altcoin'ler de listedilmiyor ya. Yani altcoin'lerin tamamıyla liste dışı bırakılması durumu yok ortada değil mi? Bunun farkındasınızdır diye düşünüyorum. Sadece trading botları kalkıyor ilgili paritede. Olası kayıpları en aza indirmek için kullanıcıların etkilenen çiftler için hizmetlerin durdurulmasından önce ilgili spot alım satım botlarını kapatmaları ya da iptal etmeleri önemli tavsiye edilir. Bak şunu da ekleyeyim. Sonradan yine çünkü gerginlik çıkacak yani farkındayım. Bu adamlar BUSD'yi kaldırıyorlar, tamam mı? 2024 yılının Şubat ayına kadar BUSD tamamıyla delist olmuş olacaktır. Dolayısıyla siz şu anda hangisini tutuyor olursanız olun, Shiba mı, Doge mu neyse artık işte. BUSD paritesi bunların yakın zamanda kalkacak. Haberiniz olsun. Binansız spot alım satım botları hizmetlerin durdurulması nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir kayıp için sorumluluk kabul etmeyeceğini unutmamak gerekir. Binance hiçbir sorun için hiçbir zaman sorumluluk kabul etmedi ki bunda niye etsin? Ayrıca bu gelişme Binance hizmetlerini ve tekliflerini optimize etmeye kullanıcıların güvenli ve verimli bir alım satım ortamına erişmesini sağlama konusundaki çabasını yansıtıyor. Yani kripto para sektörü gelişmeye devam ederken Binance kullanıcı tabanı değişen ihtiyaçlarını karşılamak için. Aynen öyle. Binance işten çıkarmaların hepsi de zaten piyasa için. Küçülmeleri de piyasa için. Binance US'in kapanmaya gitmesi de piyasa için. Hatta %99 küçülmesi de piyasa için. Yanlış anlaşılmasın sakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.